Yani alınan ayırt ettiği ayırt etmesine mi çentik atıyor? Yoksa ha bununla aynı benzer bir av yaptım. O benzer avı kendisi midir çentik? Yani bunun üzerine biraz düşündüğümüz takdirde aslında çentiğin bir farka konulduğunu söylüyor. Yani fark üzerinde atıldığını. Yani ilkel avcının bir hayvanı avladıktan sonra ona çentik atması o hayvanı diğer şeylerinden, avlarından ayırt etmesinden dolayı o çenti yapmıştır diyor. Yani bunu şimdi çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi ben Lacan'ın dışında örneği daha kolaylaştırmak amacıyla şöyle bir örnek veriyorum. Diyorum ki askerdesiniz, çavuşunuz şey diyor, sağdan say asker diyor, dizilmişler. Birinci asker diyor ki bir diyor. İkinci asker iki diyor. Peki bir ikinciye geçmeden önce birinci asker bir lafını kendisini görüp kendisini tanıyıp ona mı bir diyor? Yoksa kendinden önce kimse yok. Kendinden önce olmayan kimseyle kendisini arasındaki farkı yani kendisini o olmayandan ayırt edip tamam mı? O ayırt ettiği şeye mi bir diyor? Yani hangisine bir diyor? Bizatihi kendisinin bütünlüğünü şeyi olarak tanıyıp da ona mı bir diyor? Yoksa kendisini kendisi olmayandan yani ayırt ettiği kendisini ayırt ettiği noktada ayırt etmenin kendisine mi bir diyor? İyi düşünürseniz buna o ayırt etmenin kendisine bir der. Yani örneğin ben şu bardak derken ben bu bardağa kolayca bardak diyebilmemin tek bir yolu var. Bardağa bardak olmayan bütün çevresindeki şeylerden ayırt edebiliyorum da onlardan farkını görüyorum. Ondan dolayı bardak diyorum. Yani bardağın bardaklığı o farkın üzerinde çıkıyor. İşte burası Fransız felsefesinin şey denizi, fark denizi. Yani fark buradan çıkıyor. Bütünüyle ayırt etmenin üzerinde bir identifikasyon, bir kimlik inşa oluyor. Peki yani burası çok güzel. Yani bir farkın üzerinde bir kimlik inşa oluyor. Yani varoluş onun üzerinde ortaya çıkıyor dolayısıyla. Şu halde şunu soralım. Olanaksız dedik ve olanaksız hiçbir şey mümkün olmadığını söyledik ve hiçbir şeyi dolayısıyla şey yaptık. Postül ettik varlığını. Yani geri döndüm şimdi. Peki herhangi bir şeyin varoluşu eğer her şey hiçbir şeyse bütünüyle hiçbir şey varsa yani Türkçe olarak hiçbir şey yok diyoruz da aslında hiçbir şey varsa İngilizce tek değil kullanıyor. Hiçbir şey varsa var olan şeyler nasıl var oldular? Dolayısıyla bu hiçbir şeyde nasıl? İşte bunun için Lacan yalnız felsefeyle uğraşmıyor. Yani özellikle gidiyor matematiğe de bakıyor. Dönemin en önemli şeylerinden, matematikçilerinden biraz önce yaşamış gerçi. Frege ondan sonra Frege'nin çalışmalarını biliyor. Frege'nin aritmetiğin temellendirmesi var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının temellendirmesi. Bu Frege'nin temellendirmesi sıfır üzerinden oluyor. Fakat bu temellendirmeyi öğreniyor. Yani Frege'nin temellendirmesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Frege kavram kullanıyor. Kavram. Bir de her kavramın altına düşen bir nesne vardır diyor. Örneğin tahtanın altına düşen şu nesne. Sandalyenin altına da bir nesne düşer. Şu nesne düşer.
Şimdi kavramın altına nesne düşüyor. Peki sıfır kavramının altına hangi nesne düşüyor? Kavramın altına düşmek demek olan. Yani karşılık onun altında karşılık olan. Karşılık olan. Sıfır diyor, x eşit değildir x. Bu nedir? Yani bir şeyin kendisine eşit olmaması. Böyle bir şey nedir? Sıfır, değil mi? Yani böyle bir şeyin sayısı, yani nesnesinin kendisi sıfırdır. Sıfırın altına şu sıfır düşer diyor. Sıfırın kendisi düşer. Tamam mı? Sıfırın altına. Tam bu noktada Frege'ye göre sayılar bir bir şey olur. Trigger eder, yani tetiklenir ve sayılar türemeye başlar. Çünkü bir sayısı çıkmıştır. Şunu sayarsanız, sıfır sayarsanız kaç tane var burada? Bir tane. Değil mi? Sıfır, bir tane sıfır var. Dolayısıyla birin altına bu sıfır düşmüştür, o da birdir. Yani bir. Dolayısıyla sıfır ve bir var şimdi. Sıfır ve bir. Sıfır ve bir hemen bulunduğu noktada bir sonrakini tetikler. Çünkü neden? Şimdi sayı kaç oldu? Kaç tane şey var, nesne var? Bir, iki. Gördüğünüz gibi. İki nesnesi çıktı. Dolayısıyla sıfır, bir. Bundan da bu şekilde gittiğiniz takdirde üç nesnesi şey çıkar. Üç sayısı çıkar. Yani böylelikle bütün sayılar şu aşamada, yani bir önceki aşamada bir sonraki şeyi çıkartır. Sayıyı çıkartıyor. Ve böylelikle bütün sayılar aritmetik olarak bütün doğal sayılar türetilmiş olur. Nereden türetilmiş olur? Sıfırdan türetilmiş olur. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş şeklinde giden sayılar türemiş olur. Frege'ye göre tabii. Şimdi Lacan bu temellendirmeyi görüyor ve çok değerli buluyor. Temellendirme çünkü hani sayılarla ontolojiyi böyle birebir örtüştürürseniz aslında bu temellendirme bütün varoluşun kendisini de söylemiş oluyor, değil mi? Yani bütün şeylerin, var olanların sıfırdan nasıl türediğini söylemiş oluyor. Fakat Lacan'ın buna itirazı var. Yani itiraz olarak şunu söylüyor ki sıfırdan temellendirdiği sürece bu değerli bir temellendirme ama diyor sıfırdan sonra bir, iki, üç öyle hemen çok çabuk gelmez diyor. Hatta hiç çıkmaz diyor. Yani iki, üç, dört çıkmaz diyor. Nasıl? Ne olur? Sıfırdan sonra bir gibi bir şey çıkar. O da tam bir değildir. Ona da ilia dölön diyor. Yani yadlün diyor. Yani şeydir, bir gibi bir şey anlamına geliyor yaklaşık olarak Fransızca. Bir gibi bir şey çıkar ve dolayısıyla çıkış bu şekilde devam ederdi. Ondan sonra sıfır birler. O ondan sonraki çıkışı nasıl? Şöyle, diyor ki Lacan, şimdi diyor, şu sıfırı aldık diyor. Temelde yatan sıfır. Yani olanaksız bu sıfırı türetmişti, değil mi? Yani zeminde olanaksız vardı, bu sıfır türedi. Şimdi bu sıfır, yani bu farkın, bu bir şeyin farkı, yani sıfırı bir sayıyorduk ya, bir sayıyorduk. Aynen onun gibi Lacan da diyor ki bu farkın bir varlığı vardır diyor. Yani bu sıfırın bir varlığı vardır. Yani hiçbir şey diyoruz ya. Hiçbir şey evet ama hiçbir şeyin bir de varlığı var. Hiçbir şey de bir şey. Hiçbir şeyin varlığı var, varlığı. Yani hiçbir şey dediğimiz şey kendisi var. Tamam mı? Hiçbir şeyin olmamasıyla, hiçbir şey olmaması yani hiçbir şeyin varlığı arasında fark var. Bu sıfırın varlığı dolayısıyla bir olarak çıktı şurası. Ama bu tam olarak çıkamıyor.
İlya Dövün dediğim işte o. Yani çünkü her yerde şey var, hiçlik var. Bu hiçlik, hiçliğin var olması, yani varlığa çıkması için, tamam mı? Bir var olanın olması gerekiyor. Bir var olan bir alanın olması gerekiyor. Ama böyle bir şey olmadığı için, tamam mı? Her şey sıfırın kendisi olduğu için, yani her şey boşluk olduğundan dolayı bu ancak bir sınıra kadar geliyor. Özellikle Badyo bunu genişletiyor, bu şeyi. Diyor ki neredeyse farkın kalmadığı, hiç olduğu bir noktaya kadar geliyor diyor. Yani neredeyse farkın kalmadığı, hiç olduğu bir nokta. Yani şu sıfırın neredeyse sıfır olarak değil de kalmadığı, küçülüp ondan sonra bir şekline çıktığı bir şey. Çünkü sıfırın varlığından bahsediyoruz. Tamam, bu iyi, çok güzel. İlk şeyimizi, varoluşumuzu türettik. Tamam mı? Peki bu nedir? Bu sıfırdan bir farkı var değil mi? Bunun farkı, dolayısıyla o farkın, o fark da bir şey anlatır değil mi? Bir varoluş anlatır. Dolayısıyla yani İlkel Avcı örneğinde olduğu gibi çentik atıyorduk ya, şu farkın varlığı, yani o bir çentik gibi düşünebilirsiniz. O da birdir. Şu bir. Dolayısıyla şimdi bir daha elde ettik. İkinci bir şey daha. Nesneyi daha çıkardık. Ama bir sayma yapıyoruz. Sayma yaptığımız için bu şeyimiz, öncelik sonralık ilişkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu biri yanıma alıyorum. Yani onu saymıştım demeye getiriyorum. Tamam. Sonra bu çıkan birin kendisinin bir farkı var. O da bir sonraki biri türetiyor. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla yeni bir yere çıktım. Fakat öncekileri yanına koymam gerek. Bu şekliyle şey yaptım. Şimdi aslında buradan görebilirsiniz. Pascal üçgeninin birli bir gösterimi çıkıyor. Tekrar şu biri de şey yaparsam, bu bir. Yani onun farkı üzerine yeni çıkan bir varoluş. Ve oraya kadar olanları sayarsam, böyle. Bu aslında bir, 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 iki, bir, bir, üç, üç, bir şeklinde giden bir Pascal üçgeninin şeyidir. Kendisidir. Bir daha açıklayayım. Şimdi şu birin çıkışını, tamam değil mi? Bu birin bir farkı var. O fark şu biri veriyor. Şu birin de bir farkı var. O bir de bunu veriyor. Bu birin farkı da bu biri veriyor. Ve şu yanlardaki birler de örneğin bu state'i, bu durum için şuradaki birden geliyor. Şunun içinde şu, şu, şu bunlar. Şunun içinde şu, 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 şu. Tamam. Peki sol tarafı anladım. Sağ tarafın mantığını niye sağ tarafı çekiyor? Hangi sağ taraf? Şurası mı? Şurayı. Yani sağ tarafa o birileri koymamızın sebebi. Yani nedeni şu. Saydım diyoruz. Yani orayı geçtik. Geçtik diyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sayısına bakarsanız onlar indeksli sayılardır. Yani 2 birden büyüktür. 3 2'den büyüktür şeklinde. Öncelik sonralık ilişkisi vardır. Anlıyor musunuz? Yani onu belirtebilmem için. Böylelikle bütün şeyleri var, sayıları varoluşla özdeşleştirdik tabii ki. Badyo özellikle bunu söylerken matematik ontolojidir diyor. Yani bundan daha büyük bir motto olabilir mi? Matematik ontolojidir. Yani Pisagor'dan beri gelen en şey, en büyük matematikle ontolojiyi özdeşleştiren sözcük bu. Şimdi bununla ne yapmış olduk? Bütün şeyi, Pascal üçgenini türettik. Bütün doğal sayıları türettik. Hem de nasıl türettik? Şöyle türettik. Yani şu sıfır temelinde türettik.
Aslında bu çıkan bir değildir. Sıfır birdir. Şunların her birisi sıfır bir. Neden? Çünkü bu tam olarak böyle çıkamıyor. Yani kendi farkının üzerine temelleniyor. Temellendiği farkın, kendi farkını sıfır diyoruz. Sıfır, sıfır bir. Yani onun sıfırı. Ve o bir de tam bir değil. Bir gibi bir şey. Yani bir varoluş ortaya çıkartmaya çalışıyor ama tam bir varoluş değil. Dolayısıyla yani bizim buradaki şeyimiz sıfırın üzerinde temellenen bütün o birler aslında sınır bir varoluşu anlatıyor. Yani nasıl diyeyim? Sıfırın hiçbir şeyin sınırına kadar gidiyor. Yani o kadar gidiyor. Ve dolayısıyla o sınırın kendisinde yani tam bir olacak. O anlamda ne demek bir olacak? Yani tam var olacak ama bir türlü tam olarak var olamıyor ve o noktada kalıyor. Yani ne yapmış oluyor? Hem bütün varoluşu açıklamış oluyor. Bütün varoluş bu hiçbir şeyden ve onun temeli de olanaksızdan gelmiştir diyor. Yani bunu söylemiş oluyor. Bunu söylemek çok önemli. Çünkü bunu söylediğiniz takdirde aslında siz bütün varoluşun kökensel olarak açıklamasını yapmış oluyorsunuz. Yani bütün var olan nasıl meydana çıktı? Neden meydana çıktı? Onu söylemiş oluyorsunuz. Hem de diyorsunuz ki aslında her şey olanaksızdır. Yani olanaksızdan başka bir şey yok. Her şey şu olanaksızın olanaklılığıdır. Yani gördüğünüz gibi zaten aslında hep sıfır düzeyinde kalıyoruz. Gerçek bir tam olarak çıkmıyor. Ama gene de buna rağmen bütün sayıları türetebiliyorum. Bütün varoluşu ortaya koyabiliyorum. Bir ne anlama geliyor? Bir şu anda bir varoluş anlamına geliyor. Yani herhangi bir şeyin varoluşu. O zaman yani bir varoluşa ulaşamıyoruz. Bir varoluşu yani sınırında yakalıyoruz. Şeyde yakalıyoruz. Sınırda yakalıyoruz. Hiçbir zaman ama tam bir yapamayanlarını söylemiştim. Yani, tam bir değil. Evet. Onun için tam olarak şunu demiş oluyor o zaman. Yani olanaksız hep olanaksız olarak kalacaktır. Hiçbir zaman kendisi gidip de her şey olanaklı olmayacaktır. Onun ancak olanaklı olması olanaksız